Kardeşim hasta mısınız siz ya? Annen zaten kıl dökülüyor diye kafaya böyle kollara bant, eldiven. Baksana ne haldeyiz ya? Bir de sen altına işiyorsun. Ben bunu buraya sereceğim arkadaş. Ondan sonra yatağın telleri paslanıyor. Sonra at yatağı çöpe, at çöpe. Kaç lira bir yatak biliyor musun sen? Bırak! Oğlum ben altıma işemem. Allah Allah. Tabii sen işemezsin. Sen göle çevirirsin. Bırak! Oğlum benim çocukluktan beri altıma işediğim görülmemiştir. Neydi peki geçen akşamki? Anlat bakalım neydi? Ne bileyim oğlum, bir uyandım ıslanmış yatak, ben de anlamadım. Kardeşim demek ki sen altını ıslatıyorsun. Bak sende böyle bir potansiyel var. Sereceğim ben bu laylonu. Oğlum bak onu sermeye kalkma, yemin ediyorum o laylonla boğarım seni ha. Sen kimi boğuyorsun lan? Artist. İki seçeneğim var kardeşim. Ya altını bezleyeceğim ya da bunu sereceğim buraya. Bırak lan! Ya ne yapıyorsunuz siz yine gece gece? Ne yapacağız Ayşe Hanım, yani affedersiniz ama kardeşinizin altına laylon sermeye çalışıyoruz. O laylonu kendi altınıza serin Ali Bey. Affedersiniz ama Ayşe Hanım, benim bugüne bugün altımı ıslatmışlığım yoktur, öyle bilinir yani. Ha doğru ya, sen yürürken altını ıslatıyordun genelde. Bu ne galiba, terleme yaptı beyninde. Şişt, Ali! Bak oğlum, annemi yarın gaza getiririm. Yemin ediyorum altını bağlattırırım senin ha. Zaten gaza gelmeye acayip müsait. Arkadaş siz ne biçim mahallesiniz ya? Dışarıdan insana benziyorsunuz ama içiniz bir tuhaf yani. Hem Ayşe Hanım siz durup dururken niye atarlanıyorsunuz bana? Terleme yapmayın Ali Bey, terleme yapmayın. Terleme yapmayın falan, bak 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 laflara bak. Ne oluyor burada? He? Ne oluyor, ne yapıyorsunuz burada siz? Efendim, Ali Bey bizi uyutmuyor. Her gece bir işkence, her gece bir zulüm. Evet vallahi ya. Adam huzur bırakmadı bizde ya. Buramıza kadar geldi yemin ediyorum ha. Anamız da içeride bana huzur vermiyor. Ne haber? Aa, ne oldu baba? Evladım bir horlama, bir horlama. Yok benim annem horlamaz. Benim annem hayatta horlamaz. Allah Allah, gelin bir bakın öyleyse. Aslanlar, kaplanlar yanında yatıyor zannediyorum ya. Ne biçim bir aile bu baba ya. Biri altına işer, biri horlar, anlamadım vallahi. Hadi be oradan cin Ali. Horluyor mu?
Ben yıllardır bu sesin dışarıdan geldiğini zannediyordum. Meğer annemden geliyormuş. Vallahi helal olsun, sıkı uğurluyor kadın ha, bravo. Ağzını da açmıyor, içten içe uğurluyor. Demek ki diyaframdan uğurluyor. Bir ara kalkıp ağzını bantlayayım dedim ama. Aa, yok, 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 yok. Niye? Alerjisi var annemin banta da o yüzden. Bütün bantları mı? Hepsini efendim. Plastik bantların hepsini. Bu kağıt bantları da mı? Ha yok, onlara yok. Benim duyduğumu sen de duyuyor musun? Aytoş'un banta karşı alerjisi varmış. Duydum anacığım, duydum. Bu bölelerden kurtulmanın yolunu da buldum. Sen bana yarın 8-10 tane plastiğinden bant al. Bak ben ona neler ediyorum. Hadi yatalım. Yatalım Esmer'im, yatalım. Peki ne zamandan beri var bu alerji? Vallahi ben kendimi bildim bileli. Vallahi annemin bu bantlara karşı çok acayip bir alerjisi var. Böyle bant gördüğü zaman pah, 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 acayip acayip şeyler yapıyor. Arkadaş amma cins çıktı kadın ya. ne yapalım evladım? Madem böyle başa gelen çekilir. Alışacağız, alışacağız ben. Hadi siz gidin yatın. Allah sabır versin efendim. Allah sabır versin. Size de hepiniz. İyi geceler. Allah bildiği gibi yapsın artık. Ne yapayım? Amin evladım. Amin. Hadi. Hadi iyi geceler. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi iyi geceler. Hadi. Hadi. Hadi evladım. Baba. Baktın gece yarısı çok abartıyor. Sok ağzına. Çarşafı anında susar. Benim de planım o. Hadi iyi geceler baba. İyi geceler evladım. Sen gece neredeydin ha? Komşudaydım ya. Uykusu kaçmış, gideyim dedim ayağımda sallayayım. Aşkım nerede olacağım? Beraber böyle horlama nöbetindeydik ya, unuttun mu? Yalan söyleme Ali, yalan söyleme. Hayırlara vesile bir rüya gördüm seni bir kızla. Arkandan bağıra bağıra ağladım. Bağıra bağıra ağladım da dönüp bakmadım vallahi. Kız güzel miydi bari? Çok güzeldi. Fil gibiydi Ali, fil! Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Aşkım şaka yapıyorum ya. Benim gözüm senden başkasını görmez ki. Bak Allah canımı alsın, benim karşıma dünyanın en güzel kızını koysunlar. Dönüp bakarsam namerdim. Zaten bakarsan o gözlerini oyarım ha. Hadi ben kaçtım. Vallahi çok üzülüyorum şu annemin bu kıl muhabbeti yüzünden. Sizin düştünüz şu hale bak ya. Maymuna döndük aşkım ya. Vallahi billahi maymuna döndük ya. Annenin bilseydik böyle kıl problemi olduğunu, kafadan böyle komple adaya girerdik çıkışına doğru. Tertemiz olurduk yani. Ya ama aşkım ne abimin ne benim saçımız dökülmez. Abimin hele hiç kılı dökülmez. Ama maşallah siz vallahi kıl yumağı gibisiniz Alişim. Senin o Alişim diyen ağzını, gözünü, dilini kopartırım yerim ben ya. Sen var ya, evliliğimize mani olmadığını öğrendi, yine coştun he. Coştun, coştun, coştun. Aynen öyleyim. Var ya şu anda böyle aylardır forma şansı bekleyen futbolcu gibiyim. İçim içime sığmıyor. Böyle ne bileyim, böyle bir taraftan çimçik demek geliyor içimden. Kızım çimçik diyeceğine git Yakup enişteden intikamımızı al. Merak etme sevgilim. Ona bugün hayatının sonuna kadar unutamayacağı büyük bir ders vereceğim. Ya bize hayatımızın kabusunu yaşattı ya. Yok evlenemezmişiz demişmişmişiz de. Ya Allah'tan bir avukat buldum da gittik konuştuk da evliliğimize bir mani olmadığını öğrendik. Kız sen benimle çok mu evlenmek istiyorsun ha? Ya vallahi çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum ya. Seninle evlenmek istiyorum. Tepim mi kız? Ev ahşap başımıza yıkacaksın. Yıkılsın Ali'm, yıkılsın. Yıkılsın. Ah, hadi ben kaçtım. Özle beni. Ah, gel buraya, gel gel. Özlerim de. Ya diyorum gitmeden şu burnundan bir kere ısırsam mı diye. Bak yine coştun ha. Bak yine coştun ha. Elin ayağın dursun. Bak kendini bu evde mukayyet ol. Ben birkaç saatte döneceğim ha. İyi. Hadi git. Hadi git. Bir git bir bakayım sen nasıl gidiyorsun. Peki, gidiyorum ben. Git git. Ulan Ali, ulan Ali. Durdun durdun, turnayı gözünden vurdun. Gençlik iksiri gibi kız be. Yakup. Vay, Bahtıgül. Ne haber kuzen?
Senden ne haber? İyi, ne olsun. Ben İstanbul'dayım da o tekmeden seni bir göreyim dedim. Nasıl otelde kalırsın sen ya? 5 yıldızlı otelde. Burada ev konforu varken senin otel köşelerinde kalmana razı olmam ben. Ya evdekileri bir sorsaydın. Evdekileri mi soracağım? Niye? Niye Allah'ını seversen ya? Bak Bahtigöl, benim burada var ya sözüm kanundur. Benden habersiz hiçbir şey yapmazlar. Ya misafir çağırırken bile benden izin alıyorlar. Hadi hemen. Pişt, pişt. Pişt, su aygırı. Ben mi? Sen. Gel dayı, gel. Ne yapacaksın? Gel beraber biraz asansöre binelim, gel. Asansöre binmem ben ya. Seninle asansöre falan yalnız kalmam ben asansörde. Ne asansörü lan, gel buraya. Ne yapacaksın bana ya? Bir şey mi yapacaksın? Söyle, bir şey mi yapacaksın? Gel gel, sana bir şey yapacağım ama ucunda para var, para vereceğim. Bak vermezsen çıngar çıkarırım ha. Lan mahrem kim be? Ay sensin sen. Utanmıyor musun evin içinde çırılçıplak gezmeye? Çırılçıplak mı? Bir tek bacaklarım görünüyor, bacak. Ay bacakların yetiyor seni çıplak olarak hayal etmeme. Allah Allah. Senin kafandaki bana iyice beyni ısıtmış ha. Allah Allah. Çıplak diyor ya. Allah'ım ya. Allah! Abi bu ne hal ya? Mezbanı mı açtınız oğlum? Ne alakası var oğlum? Kardeşim, yoksa adam mı kesiyorsunuz siz burada ha? Ya saçmalama be. Saçmalama diyor ya. Sen git bir kendine boy aynasında baksana. Saçmalama mı? Sen daha saçma görünüyorsun. Getirdin mi? Heh. Dünden beri var ya bunu bulana kadar canım çıktı. Allah canım alsın ya. Ver bakayım. Yok ya. Uyanık idman yurdu. Önce ne yapacaksın onu söyle. Hamdi. Efendim abi? Eğlenmek ister misin? Action mı? Tabii ki. Bak. O kim ya? Bak, tanıdın mı? Aa, Yakup mu bu ya? Ver. Kardeş, geçmiş olsun ya. Sıkıntı yok, çözeceğiz, çözeceğiz. Ay! Hey! 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 Ay ben Yakup'tan başkasını çıplak görmedim ya. Sen mi şakladın? Yok, ben şaklamadım. Kim şakladı? Ne bileyim ben. Anacığım, duymadın mı sesi? Yok. Ay şaklama sesi gelmedi mi kulağına? Allah'ım, ben yine gayipten sesler mi duyuyorum yoksa? Hasta mısın kızım? Ha, şimdi takladı. Takla mı attı? Ha, takla attı. Peren de attı bir de. Ya sen sağır mısın yoksa benimle dalga mı geçiyorsun? Tak sesini duymadın mı gerçekten ya? Duyuyorum. Ses babamın odasından geldi. Çak sesi mi? Hayır, tak sesi. Gel bende. Ne oluyor ya? Ay kim takladı? Ben taklamadım. Aa, birinin taklamış olması lazım ama. Ben duydum tak sesini yani. Kim takladı? Kızım sen nasıl böyle paldır küldür girebiliyorsun odaya, ben anlamıyorum ki. Ayıp yahu. Burası bir karı koca odası. Mahremiyet diye bir şey var. Kemal'cim sen bunlara, odalara kapı tıklatmadan girilmemesi gerektiğini öğretmedin mi aşkım? Şimdi bu da benim kabahatim oldu? Yok şekerim ama yani bunların biraz terbiyesi eksik. Sende fazlası var, ödeşiriz. Aşkım, ben bu eve bir dirlik, birlik, düzen getireceğim. Bak göreceksin, bir ay sonra bu evde kapı tıklamadan odalara giren biri kalacak mı, kalmayacak mı? Ama önce şu kıl tüy işini bir halledeyim de hayırlısıyla. Daha ne kılı tüyü, nasıl halledeceksin? Kafamızda böne, elimizde eldiven, ameliyata girecek doktor gibi dolaşıyoruz anacığım. Anacığım yok ahu, anacığım yok. Anneciğim diyeceksin. Peki anneciğim. Ay baba, ne yapıyorsun sen orada Allah aşkına? Ne yapayım kızım? Nevresim takmaya çalışıyoruz. Bırak Allah'ını seversen ya. Ben yaparım onları. Hadi çık, çık. Vallahi kırarım ellerini. Katiyen yardım etmeyeceksin. Kız yaşlı başlı adam ayol. Niye değiştirtiyorsun ona nevresimleri? Ne var canım? Ben kendimi bildim bileli kendi nevresimimi kendim değiştiriyorum. İşte bir erkek böyle hizaya sokulur. Yani ben şimdi hizasız mı oluyorum? Hiza
hizasısın Kemal. Seni hizalamak, hayatın müşterek yönlerini sana öğretmek lazım Kemal'cim. Sen de çok hizasızsın biliyor musun? Çalış. Bak yine şakladı. Abi ne yapalım, soyalım mı? Kardeşim niye soyuyorsun ya? Abicim bu kamçılama işleri çıplak yapılıyor diye biliyorum ben. Ay ben bunun giyinik haline tahammül edemiyorum. Soyunukken ben ne yaparım ya? Öf. Gerçi sen de haklısın abi. Bunun kabahati ne ya? İnsanların beynine yanlış fikirler sokup kafada tahribat bırakmak. Hamdi, kardeşim şunu bana bulup getirdiğin için sana çok minnettarım. Sağ ol. Abi gözünü seveyim. Daha önce kamçılanan hiç kimseyi görmedim. Bak üstelik bunu kameraya çekeceğiz, tamam mı? Çok güzel. 10 numara koyarız sosyal medyaya, tık üstüne tık. Paraya para demeriz, yemin ediyorum bak. O zaman tıklayalım kardeşim. Evet, geliyor, geliyor. Ay! 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 Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Kocamı öldürüyorlar! Senin katil! Dexter misin sen? Ne yapıyorsun? Ay, yap mısın? Niye bağladın? Kocamı niye bağladın? Ya bir kardeş olun ya. Bir durun, karışma aşkına. Allah kahretsin. Tamam abla. Ay! Sen buraya sen dur. Çekiyorum lan. Çekiyorum. Yeter be, yeter. Yani kıllarımız etrafa saçılmasın diye aldığımız şu tedbirlere bak ya. Aa! Kemal, sen bana kazan mı kaldırıyorsun? Hiçbir şey kaldırdığım yok efendim benim. Hiçbir şey kaldırdığım yok. Yani bugün benim de bir cemiyet içinde bir yerim var ya. Koskoca bir muhtar azasının girdiği kılıklara bak ya. Ay sevsinler, muhtar azasıymış. Bunlar bana sökmez beyefendi. Ben o kaldırdığım kazanı senin kafanda paralarım. Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne, verelim kaldırdı. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neyi kaldırdı? Kazanı. Kaldırdım efendim. Kaldırdım işte, gördünüz mü? Kaldırdım. Sen ne dolaşıyorsun böyle burnuzda ortalıkta? Her an soyunacakmış gibi. Seviyorum. Oo Kemal Bey, demek öyle. Siz otel odalarında burnuzda dolaşırken iyiydi. Benim Bekir'im dolaşınca mı kabahat oldu? Yoksa siz benim evladımı kendi evlatlarınızdan ayrı mı tutuyorsunuz? Siz benim evlatlarımı neyi gördünüz efendim bugüne kadar? Ha? Hangi mazaratlığını gördünüz benim evlatlarımın? Benim evlatlarım bir defa senin evlatlarının yanında. Sütlaç, sütlaç. Ay, sütlaç görmesek yutturacaksın yani Kemal. Ne sütlacı be? Senin evlatların bildiğin yaratık. İşleri güçleri tepişmek, dövüşmek, tepişmek, dövüşmek. Tepişmek, dövüşmek, ha? Tepişmek, dövüşmek. Siz benim evlatlarıma yaratık diyemezsiniz bir defa. Benim evlatlarım yaratıksa senin evlatların da gerizekalı. Ben miyim gerizekalı? İleri zekalı mısın yoksa? Vallahi şimdi kusura bakma, gerizekalıyı kabul edemeyeceğim ama... Anne, vallahi şimdi bak ileri zekalıyı kabul ederim ha. Allah'ım Bekir, sen gerçekten geri zekalısın. Adam sana hakaret ediyor, sen kalkmış bana anne ben ileri zekalıyım kabul ediyorum falan diyorsun. Ya şimdi adam mı olduk? Ne oldu? Adamlığından şüphe mi ediyorsun? Ben öyle mi diyorum be? Zevzek. Benim evladım Zevzek de değil Kemal. Allah Allah. Zevzek değil o zaman Şapşal. Surata bak. Bak 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 bak, gözler nasıl bakıyor? Gözler kalk gidelim diyor. Dudaklar boş ver oturalım diyor. Ya kuşum, vurmadılar bunlar değil mi sana? Yok hayatım, ama az daha soyuyorlardı. Aa, paranı mı aldılar? Yok ya, çırılçıplak soyup beni kamçılayacaklardı. Ne? Kardeşim, şimdi benim önerim, yani bu kamçılama işleminin tam olarak yapılması gerekiyor. Çünkü ben hiçbir filmde giyinikken kamçılanan insan görmedim. Biliyorsun bende yalan yok. Sus be, pis herif. Ali abi, ben parayı alayım uzayım abi. Kaç lira oğlum bu? 100 lira. Oğlum bunun neresi 100 lira ya? Kardeşim bu at derisinden at. Bundan şak diye ses çıkıyor. Mesela bir de bunun katır derisinden olanı var. Ondan jok diye çıkıyor. Jok mu? Jok tabii, ne sandın? Şimdi joklatacağım seni ha. Gel vereyim paranı, hadi uzat. Jok gıcık bir abim var sevgilim ya. Aşkım benim kuzen Bahtugül var ya. O bu gece gelebilir mi buraya? Ya ben henüz bir şey söylemedim olumlu olumsuz. Bir sana danışayım dedim. Ben senden izin almadan yapmayayım dedim. Şu bizim bücür Bahtugül mü? He. İyi gelsin gelsin. Yalnız önce babama da soralım bir Yakuş. Olur, sorarız. Çağırın çağırın. Ev tımarhaneye döndü zaten. Şu andan itibaren konuştuklarına çok dikkat et Kemal. Yoksa vallahi yatağı alma. Ha, almazsan alma. Canıma minnet. Zaten horluyorsun. Ne? Horluyor muyum? Evet. Hem de horul horul. Ali evladım sen söyle bakalım, ben horluyor muyum? Bilemedim vallahi, horluyor musunuz? Gördün mü Kemal? Esas zevzek senin oğlun. Ben ona soruyorum evladım horluyor muyum diye. O da bana soruyor efendim siz horluyor musunuz diye. Vallahi ne horlaması Ayten anne.
Böğürüyorsunuz resmen, böğürüyorsunuz. Kim böğürüyor ya? Yani bu böğürme lafını ben horlama desibeli anlamında söyledim. Siz uyurken başınıza toplandık, toplantı yaptık. Oğlunuz da vardı. Horluyordunuz yani. Sorun oğlunuza. Sor, söyle. Bekir, ben horluyor muyum kuzucuğum? Yok benden ne horlaması? Yalan söylüyor bu. Ne yalan söyleyeceğim kardeşim? Hasta mısın ya? Allah Allah. Hep beraber toplandık ya, dinledik ya, horluyordu. Babam da vardı. Baba, Allah aşkına söyle, horlamıyor mu ya Ayten anne? Ne münasebet evladım. Misler gibi sessiz sessiz uyuyordu hanımefendi. Bak ne diyor baban, duydun mu? Utan utan. Bu yaşta yalan söylemeye utanmıyor musun sen? Çok teessüf ederim Ali. Şu güne kadar senin benim gözümde bambaşka bir değerin vardı. Ama biraz önce sen o değeri iki paralık ettin oğlum. Allah beni davul etsin arkadaş. Ben ne pislik bir adammışım ya. Her şey bana patlıyor ya. Oho. Sen niye böyle bornozla dolaşıyorsun? Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü? Ali de yadırgadı oğlunuzun evin içinde böyle bornozla dolaşmasını. Ha, sizin oğlunuz elindeki kırbacı yadırgamıyor da benim oğlumun üstündeki bornozu mu yadırgıyor Kemal Bey? Ali, ne arıyor senin elinde bu kırbaç? Baba çok heves ettim ben kırbaca ya. Çocukluğumdan beri bir bağ var aramda, biliyorsun ya, sen anlarsın. Babanız nereden bilecekmiş canım? Ay, yoksa kırbaç kullanmışlığı mı var? Ne münasebet efendim, benim alerjim var zaten kırbaca. At onu elinden, at onu elinden. Ne yapacaksın onunla? Bundan sonra gecelerimiz çok şenlenecek Bekir kardeş. Bakalım böyle rahat rahat altına işeyebilecek misin? Ya baba, Allah aşkına bu kıl mevzusu kapandı mı, nedir bu ya? Kapandı kapandı. Çıkarabilirsin evladım. Babacığım, bu gece kuzenim bizde kalabilir mi? Tabii evladım. İstediği kadar, istediği kadar. Kalamaz. Kalabilir mi, kalamaz mı? Kalamaz. Söyle Sedat. Hocam artık karar verin ya. Ben mi oynayacağım, şu pis baklavacı mı oynayacak şu rolü? Aman oğlum aman. Ben kararımı verdim. Ha, karar verdiniz yani. Ha süper. Bir saniye bir üstüm başımı düzelteyim. Buyurun hocam, dinliyorum. Nazlıcığım, gözlerini benden ayırma. Başrol arkadaşım geliyor. Tamam mı canım? Sen başrolü kap, ben de tiyatroyu bırakırım Sedat. Aşk olsun ya. Nazlı'yla bu oyunda başrolü paylaşacak olan kişi. Ben. Kerem. Evet. Nasıl ya? Olmaz hocam, olmaz! Hocam olmaz öyle şey! Yıkarım bu sınıfı! Türk tiyatrosunu bitiririm ben! Oğlum bir sakin olsana ya, sakin ol! Hocam nasıl sakin ol ya? Ya her şeyi mi aldı bu adam? Ya hocam olur mu öyle şey ya? Ben starım bir kere, ben starım! Benim ışığımı kapatmayın, benim star ışığım var ya! Ben dedim oğlum sana, fazla özgüven adamı Lerzan mutlu yapar diye. Lerzan kim ya? Sırat, eğer sakin olursan sana da bu oyunda rol verebilirim. Aa! Ya ben sakinim hocam zaten, sakinim yani. O şeyden oluyor, çok ders çalışıyorum ya ben, enerji fırlıyor falan. Buyurun hocam, dinliyorum. Ne rolüm ne? Bu sene tiyatroda deneysel çalışmalara da yer vermeyi düşünüyorum. E süper, tam benlik. Sana çalı rolünü vereceğim. Ama konuşan çalı, hani fable tarzı. Ne diyorsun hocam ya, ne çalısı ya? Oğlum yok mu yeşil, hani çalı yeşilliği? Bana bunu mu layık görüyorsunuz hocam? Ya ben ot muyum ya? Kekik miyim oğlum, ben bir şey söylesem şu an. Sakin ol, sakin ol. İtiraz ediyorum hocam! Pampama bu rolü oynatamazsınız! Ne diyorsun oğlum sen ya? Şey, üzüldü de hocam şimdi orada. Ayol, biz zor sıyoruz bu eve zaten. Bir Yakup'un kuzeni Bahtugül eksikti. Ya ne var bunda? Kızcağız gelsin kalsın birkaç gün. Ne olacak, evimizi yemedi ya? Şşş, Yakup, güzelim oğlum kız. Sana ne be, sana ne be? Oğlum sen neden öyle her önüne gelene ateş ediyorsun? Niye uslanmıyorsun? Niye arlanmıyorsun? Sen hasta mısın ya? Çocuk seviyor kadın kısmını canım. Ne var bunda? Gayet normal. Ay asıl sorun da o zaten. Bunun debdebesi yüzünden gün yüzü görmedik çok şükür. Sen biraz kendine gelsene ya. Biraz dizginlesene kendini evladım. Ya Kemal baba, ben şimdi böyle güzel kadın gördüm mü dayanamıyorum, biliyor musun? Böyle beynim akıyor gibi oluyor ya. Lan Armut, senin beyin hep akıyor zaten. Hep akıyor. Hiç dolu olduğunu görmedik ki. Allah Allah. Git üstünü başını bir değiştir. Mumya gibi dolaşıyorsun yanımıza ya. Yeter. Baba gidelim dükkan açalım. Öğren oldu. Herkes ense kılıyla dolaşıyor. Hadi ya. Hadi gidelim evladım. Tabii haklısın. Ayol durun. Nereye gidiyorsunuz? Ne olacak bu Bahtugül meselesi? Onu da siz halledin bir zahmet ya. Her işin altından hemen kalkamam ki. Gelsin gelsin Bahtugül. Bekir'le beraber oynarlar. Hadi lan değiş üstünü. Abi vallahi gelsin, ben Bahtugül'den oynarım. Şişt, bebek deniyorum. Şu üstümü değiştireyim, ben de geliyorum.
Ha ha, oynarsın oynarsın. Oyna da ben de seni oyayım. Sen kimi oyuyorsun be artist? Açayım mı burnunuzu? Ay aman aman. Bekir, kırarım kafanı. Yok ben de şaka yapıyorum. Böyle zor diye açar mıyım ben ya burnunuzu? Neyse ben şimdi berbere gideceğim ya. İşim gücüm var. Ben gideyim giyinirim. Hadi. Pis herif ya, pis herif. Nasıl aşığız birbirimize? Nasıl aşığız sana anlatamam ya. Bak Ali'nin önüne milyon tane kız koy. Dönüp birine bakarsan namerdim ya. Hiç yani gözü böyle sağa sola kaymıyor mu? Ya biz deli gibi birbirimize bağlanmış durumdayız. Bağlandınız demek. Bak sanki böyle bizi birbirimize bir kementle kenetlemişler gibi yani. Zaten aşkımız var ya böyle evin enerjisini falan bile değiştirdi o derece yani. Ayşe'cim eğer ben erkekleri birazcık olsun tanıyorsam etraflarında güzel bir kız gördüklerinde ayarları hemen değişiyor. Ay yok Ali'nin ayarı tam. Ali'nin ayarı tam. Böyle var ya kimi çıkarırsan çıkar. Dünya güzelini çıkar karşısına Ali dönüp bakmaz. Aleyküm selam. İyi günler. Guten Morgen. Ne sırtımı yıkıyorsun ya? Kardeşim çekmecede lif olacak. Sen Zülküf abinin sırtını kes hele kirler bir kabarsın yavaş yavaş. Ben Yakup'un kuzeniyim. Aa, hayvan Yakup'un mu? Yok, normal olanım. Aa, bizde de bir tane vardı. O kendisi biraz hayvan. Biz onu elimizden geldiğince insanlaştırmaya çalışıyoruz ama... Yakında muvaffak oluruz. Otursanıza. Yok sağ olun oturmayayım da siz beni anlamadınız galiba. Anlatın efendim siz. Uzun uzun anlatın. Biz anlarız. İsterseniz ulusa sesleniş konuşması yapın. Şimdi bizim ayar kaçık ya her türlü yeriz. Beni Yakup'un evine kim götürebilir? Ben götürmüyorum. Sen dur ulan dur. Efendim siz bizim tanrı misafirimizsiniz. Hizmette kusur etmememiz lazım. Ben gideceğiniz yere kadar bırakırım sizi. Buyurun. Çok naziksiniz. Ben de geleyim oğlum. Uza. Oğlum kız çok güzel, ben de geleyim. Gebertirim, uza. Uza. Baba gidip geliyorum ben. Aa. Aa, valiz sizin mi? Evet. Alayım o zaman ben ya. Zahmet olacak ama. Estağfurullah, buyurun. Merhaba Ali. Aa, merhaba Gülnal, nasılsın? Merhaba kardeş. Merhaba. Kim bu hanımefendi Ali? Bizim Yakup'un kuzeni olur kendisi. Aa. Yani pek güzel de maşallah onun için. Teşekkürler. Aa, ben de Ali'nin çok yakın arkadaşıyım. Gülnar mahallemizin kızı. Buyurun gidelim hadi. Ama biz çok yakın arkadaşız Ali'yle. Yani sık sık görüşürüz, yakın yakın görüşürüz. Gülnar'cığım abartmayalım istersen ha. Ay bak bir de böyle bir huyu vardır. Çok utangaçtır. İçine kapanıktır. Ama ben onun hislerini çok iyi anlayabiliyorum. Çok sever beni. Evet. Sevgilisiniz yani. Yok canım ne sevgilisi? Nereden çıktı ya? Ben de öte. Acayip bir şey böyle. Biz ismini koyamadık daha. Ama ben buldum. İsmini koyamadığımız bir şey yani adı. Bu tabii niyetim var. Bilirsiniz bu işlerde niyet çok önemli tabii değil mi Ali? Bilmez miyim? Tebrik ederim sizi. Teşekkürler. Ali eve mi gidiyorsunuz? Ya bir müsaadenin de kızcağızı götüreyim. Götüreyim derken yani yanlış anlaşılmak istemem. Gideceğiniz yere kadar eşlik etmek manasında. Lütfen yani. Tabii canım ben çok anlayışlı biriyimdir. Gidebilirsiniz. Eve gidin Ali'cim. Bay bay. Hadi eyvallah. Yolunuz açık olsun. Ay Gülnihal'cim yalnız kız çok güzel. Taş bebek gibi maşallah. Hoş birazcık. Birazcık mı? Avatar gibi avatar. Ay evet at gibi. Gül abla bayılıyorsun sen abartmaya ya. Şşt, Zilli gördün mü kızı benim için gelmiş. Evet.
Girsene sen içeri. Ay aman iyi, ne yapayım? Üf, çıktı gene dışarı. Gündel, bak beni aldın aldın. Almadın yoksa yemin ediyorum Ahtu Gül'le evleneceğim ona göre ha. Ay çok üzüldüm gerçekten. Ay Gül abla gene başladı, bu coştu, yürü. Gel, aç gel, kurt. Abla, gel. Deli bitmiyor. Bulaşıkları yıkadın mı? Yıkadım. Çamaşır vardı. Yıkadım, astım. Toz? Aldım anacığım. Aldım anneciğim. Kapının önünü paspaslayıp bir güzel yıkadın mı? Süpürdüm, paspasladım. Suyunun içine çamaşır suyu katsaydın. Kattım anacığım. Efendim anacığım. Ahu bir şey soracağım. Bu Bahtı Gül kim? Yakup'un kuzini. Kuzin ne be? Kuzen kuzen. Ay ayol, erkeğine kuzen deniyor. Dişisine kuzin. Ahu siz bu kızı Ali için mi getirdiniz? Ay yok anacığım, biz kimse için bir şey sipariş etmedik. Sen bu kızı tanımıyor musun? Ay tanıyorum da. Günler sonra. Ta Yakup'la benim düğünüme gelmişti. Yüzünü hatırlamıyorum. Ha, Ali için gelmedi yani. Ay yok anacığım, yok. Sen nereden gördün bakayım Bahtı Gül'ü? Ya bu şimdi sizin dükkana geldi. Ondan sonra çıktı. Ali ile beraber çıktılar. Ali eve kadar eşlik edeceğim ona dedi. Ha, aralarında bir şey oldu mu? Ne gibi? Ay anacığım ne gibi olacak? Böyle ne bileyim, bir el teması, bir göz teması, bir böyle fingirdeşmeler, kişnemeler falan oldu mu? Yok, olmadı öyle şeyler. O zaman ne korkuyorsun anacığım? Yani çünkü ilk temas çok önemli. Kız güzel mi? Yani pek güzel değil. Güzel de değilse hiç korkma o zaman. Korkacak ne var? Neyse Gülnihal, şimdi annem bekliyor beni. Bekletmeyeyim ben. Hadi öptüm canım, görüşürüz sonra. Ay anneciğim, Gülnihal yani şeyi görmüş de bizim Bahtı Gül gelmiş. Abim de onu getiriyormuş buraya. Siz diyor Bahtı Gül'ü diyor abin için mi getirdiniz diyor. Ay dedim olur mu öyle şey dedim. Bahtı Gül dedim, bizim dedim Yakup'un kuzeni dedim. Ben onları ta yengeleriyle mengeleriyle şeyini gördüm. Ne anlatıyorsun Ahu? Ne anlatıyorsun? Çan 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 çan. Sadece çenesin. Soran oldu mu sana kızım? Allah Allah. Sadece çene. İşine bak. İşini yap. Siz Ahu'nun abisiniz değil mi? Vallahi bu soruya cevap vermek istemezdim ama ne yazık ki öyle. Anlaşamıyor musunuz? Anlaşıyoruz canım, acayip anlaşıyoruz da. Bazen bir boğazım geliyor, sorma yani. Anlıyorum. Ya ben aslında hemen eve gitmek istemiyorum. Biraz bir yerde oturmak istiyorum. Neden? Ev batıyor mu? Efendim? Yanlış anlama yani, ev batıyor mu derken evde oturmayı sevmiyor musun anlamında sordum. Yok, severim de. Ya ben bankacıyım. Bugün eğitim için geldim. Eğitime gitmeden önce biraz nefes almak istiyorum. Var mı bildiğiniz bir yer? Nefes almak mı? Benimle mi nefes alacaksın? Yani siz bilirsiniz benim için. Fark etmez. İşiniz yoksa tabii. Estağfurullah canım. Bizim görevimiz bize gelen misafiri en iyi şekilde ağırlamak. Buyurun, buyurun. Allah aşkına. Allah seni kahretmesin Ali. Bana boşu boşuna malum olmaz. Ben biliyordum beni aldattığını. Ben senden bunun acısını çıkartmazsam Ali, çıkartmazsam ben senden bunun hesabını. Sizin tercih ettiğiniz bir yer var mı? Oraya gidelim. Sizi bizle konuşmasak? Ha, ne diyeceğim ben size? İsmail. İsmail mi? Ne diyeceksin canım? Bahtı Gül'ü tabii ki. Ha, bir anda böyle İsmail deyince hani boy moy da uzun. Vallahi aklım gitti geldi. Saçmalıyorum ya. O zaman ben sizi götüreyim bir yere. Götür Ali. Ha, götür derken yani çay bahçesi, kafe falan o anlamda götür diyorsunuz değil mi? Yanlış anlaşılmak istemem de. Tabii tabii. Çay bahçesi olur, kafe olur. Öyle yerleri kastettim ben. Hadi. Tamam, o zaman öyle yerlere götürürüm ben sizi. Buyurun, götüreyim yani. Şuradan. Bu.
Tıraş parasını sonra versen mi diyor? Olacak şey mi ya? Bir dakika. Ha, annen arıyor. Efendim Aytencim? Kemal, evde bant var. Bant mı var? Ne bantı o? Bant işte canım. Kapıyı boydan boya bantlamışlar. Kim bantlamış? Ne bileyim ben canım. Kemal, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sökün efendim, sökün atın bantı. Abi, ben sökemem. Kemal, ben sökemem. Ben banta dokunamam. Sen sök. Kemal sen sök. Sen kalk gel eve. Bu bantları buradan sök aşkım ne olur. Ben mi sökeyim? Evet canım sen sökeceksin. Ben sokaktan adam mı getirip de bantları söktüreceğim? Niye sokaktan adam çağırıyorsunuz Ayten Hanım? Bakın gene heyheylerimi tepeme çıkarıyorsunuz ama. Bana bak Kemal. Bana telefonda çemkirme. Beni oraya getirtme. Lütfen ne olur buraya gel ve şu bantları sök. Sökemem efendim. Benim müşterim var burada. Şimdi müşterinin sakalının yarısını kestim, yarısını bıraktım böyle. Kime bırakacağım? Oğlunuz gelip adamı keser doğrar Allah korusun. Yok yok. Ben en iyisi telefonu kapatayım. Yoksa seni gelip öldüreceğim Kemal. Bağırıyorsun ayol. Ben bağırmıyorum anneciğim, sen bağırdın. Ben kapıda bant gördüğüm için bağırdım ahu. Aa, ne bant anacığım? Ah, kapı komple eline bant kaplıydı ahu. Allah Allah, bant bant yok anacığım. Ama ben gördüm bantı kapıda. Allah Allah. Şimdi yok ama yani. Bant mı gördün? Ah bant. Allah Allah. Bant gördün yani. Bant. Yoksa ben kafayı mı yiyorum? Hadi inşallah. Ah seni sevdiğim güne lanet olsun Ali. Sana inandığım güne lanet olsun Ali. Ya daha aşkımız başlayalı kaç gün oldu da gittin. Üstüme gül kokladı. Şunun tipe bak ya. Fan bakıyorsun? Evet. Demek ki anlıyorsun bu işlerden yani. Yani ben aslında el fanlayı bakarım. Yani bankadaki öyle söylerler. Bakayım mı? Ne? Alnına. Ne olacak canım eline ver hadi. Ya ben şimdi elimi vermeyeyim ya. Yanlış anlaşılır. Bu işler elle başlıyor biliyorsun yani. Boş ver. Neden yanlış anlaşılsın ki? Alt tarafa eline bakıp istediklerimi söyleyeceğim. Alıp da koynuma sokmayacağım ya. Tamam, öyle bir planım varsa o zaman yani temas memas yapmayacaksan vücuduna o zaman veriyorum elime. Bakayım, temiz. Ah. Elin de maşallah kocamanmış. Tabii seninkinin yanında biraz büyük kaldı, kusura bakma. Elini verdi ya. Aha, kadın elini okşuyor. En gıdık aldığım yere. Acayip. Ya şimdi ben devamlı sağ elimi kullandığım için sola göre daha yıpranmış yani. Daha çizgiler, çatlaklar. Böyle uzun bir kadın girecek sanki hayatına. Allah. Ya birbirlerinin elini okşuyorlar ya. Ali daha biz birbirimizin elini okşamadık. Ay daha var. İlk önce benim elimi okşayaydın bari Ali ya. Bitti bu iş. Bitirdim seni Ali. Bizim aşkımız burada bitti. Hay, hay Allah'ım sen bana sabır ver. Sakin ol Ayten. Bant falan yok. Bant falan yok. Hayal gördün sen. Ay bir bardak su iç de ferahla anacığım. Ahucu, bu bardak bantlı mı evladım? Aa,
Yok, gayet sulu. Sulu bantlı mı kızım? Yok anacığım, bardak gayet şeffaf, içinde de su var. Yani şeffaf sulu. Yok evladım, ben su falan içmeyeyim. Gideyim biraz istirahat edeyim, yoksa kafayı yiyeceğim. Al ya, al. Bak son kez soruyorum anneciğim. Ya bu bardak normal mi? Ay anacığım, bardak normal de sende bir anormallik var gibi yani. Hayır, ben bardağı şeffaf görüyorum da sen ne görüyorsun acaba? Yok evladım, yok. Ben en iyisi biraz içeriye gideyim, istirahat edeyim. Bir sakinleştirici alayım, dinleneyim anneciğim. Olur mu? Hadi o zaman. Ay biraz daha. Hadi iyi uykular anacığım. Sen bizi Bonnie ile maymuna çevirirsen ben de böyle burnundan getiririm. Sen daha dur Aytoş. Benim seninle işim bittiğinde komple kafayı yiyeceksin anacığım. Hayatında biri var değil mi? Vallahi hayatımda birçok kimse var. Yani senin? Ben tek eşliğe inanıyorum. Biz de eşeğli üremeye inanmıyoruz yani. Biz de tek eşlilik diyoruz lütfen. Birçok kişi var hayatımda dedin. Sen var ya kesin Yakup'un akrabasısın ha. Şüphen mi vardı? Hayır yani böyle zarif güzel bir kız Yakup'un nasıl akrabası olur diye aklımdan geçirmedim değil. Ama az önceki muhabbetten sonra karar verdim sen kesinlikle Yakup'un akrabasısın. O niye o? Hayır sen de bir seferde anlamıyorsun. Aynı Yakup gibi. Ya da anlıyorsun da başka türlü anlıyorsun yani. Hani ben hayatımda birçok kişi var derken etrafım kalabalık manasında söyledim. Al eşeğli üremenin son ürünü arıyor. Ahu pardon. Efendim. Abi ne yaptın kızı? Ne yapacağım kızı? Çorbaya banıp yedim. Geldik mi kafede oturuyoruz. Aa niye kafeye götürüyorsun ayol kızı? Eve getirsene. Abi sen Bahtı Gül'e mi asılıyorsun yoksa? Saçma sapan konuşma Ahu. Hayır asılıyorsan ayarlayabilirim. Ne diyor Ahu? Bahtı Gül asılıyorsan ayarlayayım diyor işte saçmalıyor. Bana mı asılıyorsun? Ben sana ne asılacağım canım? Asıl sen bana asılıyorsun. Allah Allah. Dakika bir gol bir. Seni eve götürecektim. Attın beni kafeye. Attın beni kafeye. Asılmıyorum canım. Ne münasebet? Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Ben bir şey ima etmem Bahtı Gül. Ben direkt yaparım vallahi. Ay benimle konuş benimle. Ayarlayayım sana Bahtı Gül'ü. Bak evleneceksen ayarlayayım. Kızım. Bak sen hasta mısın ya? Beynin neden senin bu kadar yumuşak? Neden bana hep birilerini ayarlıyorsun? Bir yandan Gülnihal, bir yandan Bahtı Gül. Yapma kızım. Ay anacığım, sana kimi yamarsam kârdır. Hadi eve gelin. Ben sizi burada birbirinize yamarım. Bak el ele tutuşup gelin tamam mı? Yalnız öpme kızı. Eve gelince öpüşürsünüz. Saçma sapan konuşuyor yani. Yani yeni tanıştığım birini ben niye öpeyim ilk seferinde yani? Ayrıca benim başkasını öpme planlarım var. Kimi? Ya bu özel mevzu. Bu kadar derinlere girmek istemiyorum ya. Kalkalım. Ben bir tedirgin oldum. Bu da şimdi telefonda beni yedi. Hadi. Hadi hadi gidelim. Sen o kızı nereye götürüyorsan orada basacağım seni Ali. Sen daha dur. Sen daha dur. Senin ağzını yüzünü karıştırmadan bırakır mıyım hiç? Aho, Cici annen nasıl? Ay hiç iyi değil baba. Kadın üşütük çıktı anacığım. Sürekli bantla ilgili bir şeyler söyleyip duruyor. Hayal görüyor, hayal. Ay baba, bunun fabrikasyon ayarlarında problem var. Sen bunu iade edebiliyorsan et kurtul. Aho. Sen kafayı mı yedin kızım? Neyi iade ediyorum? Mal mı bu? Ay baba tüketici haklarına gidiyorsun. Onlar sana yol gösteriyorlar. Hayır onlar göstermezse ben gösteririm. Tüketici haklarını mı? Yok. İade edeceğin yerin yolunu. Peki bu yolun sonunda ne oluyor? Kliniğe babacığım. Bir kere yatırıyorsun oraya. Daha da bir şeye karışmıyorsun. Aho. Bak beni kızdırıyorsun. Kızım ben niye bu kadıncağızı yatırıyorum kliniğe? Nerede bu şimdi? Ay odasına çekildi Hazret. Dur bir bakayım şuna. Geldin mi Kemal? Geldim, geldim Ayten. Neyin var? Ben çok hastayım Kemal. Neyin var? Kafam ağrıyor Kemal'cim. Kafamın içinde doğru gitmeyen bir şeyler var. Evet Ayten. Evlendiğimizden beri senin kafanda bir gidiklik var. Ne demek o öyle? Sen dedin ya kafanda bir problem var diye. Ha, sen de bana senin kafan gidik dedin. Öyle mi Kemal?
Ya Ayten, senin kafanda bir gidiklik varsa bunda benim mi suçum var ya? Gidik sensin Kemal. Sadece sen değil, senin bütün ailenin kafası gidik. Sebebi hayatım, bu böyle olmayacak. Gel seni bir yere yatıralım. Ben zaten yatıyorum Kemal, görmüyor musun? Böyle değil hayatım, bir kliniğe yatıralım. Tabii orada çok iyi bakıyorlarmış. Hem kuş sütü bile veriyorlarmış. Yok yok. Benim seninle evlendiğim gün benim en kara günüm. Sen beni bir kliniğe yatırıp benden kurtulmak istiyorsun Kemal. Ama sebebi hayatım, sana da bir türlü yaranamıyoruz ya. Yani kafa gidikliğini klinik tedavi ediyorsa bunda benim ne suçum var? Çık git Kemal. Çık git bu odadan. İstemiyorum seni. Çık git Kemal. Çıkmıyorum efendim. Burası benim odam. Benim de odam. Sen gidiyorsun Kemal. Çıkmıyorum efendim. Gidin Kemal. Benim kafam değil, senin kafan değil. Gidin Kemal, gidin sen... Kemal. Sen şunu nasıl fıştırtacağımı biliyor musun? Bilmiyorum ben. Yuh be, bu yaşa kadar gelmişsin. Bir jileti böyle dalganın içine sokmayı bilmiyorsun. Ne biçim erkeksin anlamadım ha. Ya deli misin kardeşim? Zaten suratımı köpüklemeye başladığında belliydi ne olacağı. Nesi var suratının? Nesi yok be? Şuraya bak. Muhallo böyle döndüm ya. Tamam, ast etmedim be. Şu dalgayı bir dökeyim, bütün o köpüklü yerlerin hepsini halledeceğim ya. Kaşımı da mı alacaksın? Orayı da köpükledin. Ha, kaşı gözü kipriği ne varsa halledeceğiz artık. Ya deli misin kardeşim? Ben gidiyorum. Gidiyorum. Nereye Allah aşkına? Vallahi bırak. Abiciğim, Allah haber verdim, bırak bak. Ya dur deli. Arkadaş, yok. Bıraksana. Allah aşkına. Bırak, Allah. Allah. Allah haber verdim be. Allah haber verdim. Vallahi bırak. Burası. Anahtarı evde unutmuşum ya. Bizim fönlü kafa açar şimdi kapıyı. Ne yaptın sen? Pijamanı falan getirdin mi? Aa, niye? Burada kalmayacak mısın? Kalacağım. Tamam işte öyle pijamasını dolaşacaksın. Ayıp olur yani. Allah Allah. Sen ne tuhaf bir insansın Ali ya. Ya ben de kapı açılana kadar laf olsun diye söyledim canım. Yanlış anlama hemen. Kızım hadi be. Ha. Hadi gir. Aa, hoş geldin. Buyur buyur. Kaç saattir niye açmıyorsun ya? Yuh Ali yuh. Kızı eve attı. Kızı eve attığına göre demek ciddi. Demek bir tek beni eve almıyormuş. Ali hep başkalarını mı eve alıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Aa, kız Bahtıgül. Kız anacığım, ay ay ay, sen ne güzelleşmişsin böyle. Sen nasıl büyüyüp serpilmişsin. Kız beni geçmişsin bak. Anam hoş geldin. Öpeyim de. Ay canım benim. Maşallah abi, bak bizim düğünde bu kadardı bu. Ay, utandırıyorsun ahu beni. Utanma kız, fingirdek ol biraz. Ah başladı bizimki, kusura bakma. Fingirdek mi? Anacığım bu güzellikte fingirdemeyip ne yapacaksın? Abimle fingir dediniz mi? El ele tutuştunuz mu kız? Allah Allah, niye el ele tutuşalım, niye fingir diyelim ya? Kız belki başkasına fingir diyordur. Ne fingirleşmesi canım? Kiminle fingirleşecekmişim ben? Ayrıca ahu muhabbet nasıl geldi buralara böyle? Vallahi bununla muhabbete başladığın yerle muhabbetin bittiği yer her zaman farklıdır, kusura bakma. Ya ben çıkıyorum, kadın muhabbeti sıkıldım, hadi eyvallah. Sen bunu aldırma anacığım. Bu küçükken inşaattan düştü, ondan böyle zevzek oldu. Kız çok güzelsin ha. Dur bir daha öpeyim. Ay! Ay! Hoş geldin, hoş geldin. Annem yürü, yürü, yürü çıkalım. Bıraksana kardeşim. Ya oğlum tıraş edeceğim, dönme izin vermiyor. Olmayacağım diyorum. Oha, oha, oha. Ya ne yapıyorsun deli Bekir? Oğlum müşteri kaçıyor, tutmaya çalışıyorsun. Kardeşim daha jileti usturaya takmayı bilmiyor bu adam. Bir de kalkmış beni tıraş edecek. Ya bıraksana adamı abi, abi siz gelin, siz tamam, siz gelin, siz boş verin onu, siz oturun. Rahatlayın, ben şimdi çözeceğim sizin probleminizi. Buyurun. Tabii tabii, buyurun 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 efendim. Şöyle şöyle geçin, şöyle oturun. Efendim siz buna bakmayın, adamı rahat bırak. Ben siz buna bakmayın, ben bu işin ustasıyım, o daha çırak, o öğreniyor da. Öyle mi?
Tabii efendim, tabii. Siz rahatınıza bakın. Oğlum sen de hani boş durma, hadi git. Sıcak su getir, hadi. Oğlum öyle elli kollu konuşma benden. Parmaklarından başlar, bütün kolunu koparırım seninle. Ulan önümde su var, onu kullansana. Ha, doğru. Mantıklı. Ya hadi boş boş durma, bari git önlüğümü getir, bir şey yap, hadi. Oğlum sen çok uzun yaşadığını falan mı zannediyorsun? Hemen ölmeye mi çalışıyorsun lan, konçik? Hayır arkadaşım, siz bunun kusuruna bakmayın. Ben size şimdi bütün probleminizi çözeceğim. Ben size zaten sonra tıraştan sonra güzel masaj da yapacağım. Masaj mı yapacaksın? Tabii efendim, bizde hizmette sınır yoktur. Elimizde bir tane sığır var ama onu da hareketlerini kısıtlayacağım yani ben. Yani ustura nerede ya? Ustura şurada da bu. Şu jileti diyorum, şu dalganın içine bir türlü şey yapamadım ben. Onu diyorum, ondan giremedik mevzuya bir türlü. Bahtigül, anlat anacığım. Ne anlatayım? Ay ne bileyim kız, kafede ne yaptınız onu anlat. Beğendin mi abimi? Ne diyorsun kızım? Yani. Yani mi? Ne yanisi ya? Yani affedersiniz de Bahtigül Hanım, siz benim gibisini daha önce gördünüz mü? Hayır, kendimi beğendirmek için söylemiyorum ama benim de kendime göre bir alım gücüm vardır yani, alırım yani. Ha, bir alım gücü var da pazarlama yeteneği yok bunun. Bu böyle kadın kısmına sunum falan yapamıyor. Füzyonu eksik, biliyor musun? Hani eksik meksik biz idare ediyoruz tabii, ne yapalım, bunu böyle kabullendik artık. Kızım fönlü kafa. Ne diyorsun sen ya? Ne eksikleri var? Füzyonu yok, müzyonu yok. Kafayı mı yedin sen? Ay değil mi ayo? Eksiksin işte. Öyle olmasaydın evde kalır mıydın? Bu yaşa geldin, evlenemedin hala. Allah Allah, ne biliyorum, belki evlilik adımları atıyorum, temelleri atıyorum, ne? Sen neyin temelini atıyorsun be? Ay, evliliğin temellerini atıyor, belli olmuyor mu? Aman sana sormadım. Oğlum söyle bak, kestin mi? Eğer kestiysen haberim olsun. Çünkü ben kana bakamıyorum. Kana bakınca bir fena oluyorum yani ha. Sen her ihtimale karşı bakma abi. Yeter kardeşim, kestin. Yeter artık be. Abi özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim ya. Ne özür diliyorsun be? Ne özür diliyorsun? Vallahi düzelteceğim abi. Hadi be. Abi gitme. Abi ne olur gitme ya. Birader abi, ben keseceğim. Korkma ya, ben keseceğim. Kestin kardeşim. Abi gitme. Dur vallahi bir şey yapma. Koş yoğurtlayacağım. Sakalım yok. Abi. Birader bir dakika. Abi. Alo. Abi gitme ya. Vallahi kesmeyeceğim. Yoğurtlayacağım ya. Oğlum ne acayip adamsın be. Bak senin yüzünden kaçtı müşteri. 40 yılın başı bir doğru iş yaptın. O da bana denk geldi. Beceriksiz herif. Ya yürü gitme. Senin yüzünden işimden olacağım zaten. Hiç merak etme. Yakında keseceğim biletini zaten. Ha hele bir dene. Ben bakalım kim kimi kesiyormuş. Yuh. İkinizi toplasam bir adam etmezsiniz. Böyle giderse siz batırırsınız bu dükkanı. Seda, sen şu ana kadar yaparım dediğin neyi yaptın ha? Ya arkadaş, bütün dünya mı bana karşı ya? İyi sevimsiz. Geç hadi geç. Tebrik ederim Ali Bey. Evleniyorsunuz demek. Sağ olun Ayşe Hanım. Allah kısmet ederse böyle bir yola çıktık işte. Aa, anacığım ne çabuk. Kız Bahtigül. Ne yaptın kız abime? Aldın aklını başından oğlunu. Belki okşamıştır elini avcunu falan ha? Ben niye okşamacağım Ali'nin elini? Ayrıca ahu biz evlilik falan konuşmadık. Bu kız kim? Benim adım Bahtigül. Aman sana soran olmadı. Şu karşımdaki adam kılıklı şahsa sordum ben. Affedersiniz de Ayşe Hanım, siz benim gibisini bulun da öpüp başınıza koyun. Ne oluyor şimdi yani? Adam olmuşsun ama insan olamamışsın insan. Ne oluyor be? Gene coştunuz siz. Ben hala sorumun cevabını alamadım ha? Bu kız kim? Ya koşun kuzini. Kız olunca kuzin, erkek olunca kuzen. Bilmiyorsan da öğren. Demek siz her şeyi aile arasında hallettiniz yani, öyle mi? Ali Bey, iki kızı aynı anda idare etmeye utanmıyor musunuz siz? Tövbe ya, ne iki kızı? Ben zaten bir kızı zor idare ediyorum Ayşe Hanım. Ben ikincisiysem birincisi kim? Aa, sen ikincisi olmayı kabul ediyorsun yani kız. Gerçekten birincisi kim? Sen misin kız Ayşe? Yok be, nereden ben olacağım? Ben de buna aşık olacak göz var mı? Şunun tipe bak ya. Ben Gülnihal'e acıyorum. Sürekli acıyorum Gülnihal'e. Gülnihal kim? Gülnihal hani dükkanın önünde tanışmıştık ya. Bizim Haluk var bir tane, Haluk. Onun sevdiği kız. Siz bir kızı iki kişi mi seviyorsunuz? Ay, yok canım, öyle bir şey yok da yani. Ya biraz karışık, uzun bir hikaye. Yani vallahi kimin kimi sevdiğini ben de karıştırıyorum artık. Peki bu kim Ali? Ha, Ayten annemin kızı. Ayten anne kim? Babamın karısı. Benim annem. Ay kafam karıştı. Ay anacığım, benim babam ikinci evliliğini yaptı. Bunun anasıyla. Adı da Aytoş. Ama zaten kadının kafa gitti. Babama yakında üçüncüyü alırız inşallah. Nereye gitti ya? Ne nereye gitti?
Kızım kadının kafa gitti dedin ya, onu soruyor. Ha gitti gitti. Kadının kafa gitti. Babam dedi ki, onu dedi kliniğe dedi yatıralım dedi. Dedim baba dedim biraz dedim zaman tanıyalım dedim. Yazık dedim kadını dedim tanıyalım azıcık dedim. Yok dedi onu dedi elini kolunu dedi bağlayalım dedi. Kapatalım dedi bir tarafa dedi anca dedi gitti onun kafa dedi. Ya sen ne saçmalıyorsun ya benim annem nereye gitti söylesenize. Ay kızım kadın delirmiş kafayı yemiş bant görüyor her yerde ya. Ay insan hortlak mortlak görür bunlarınki bant görüyor. Böyle bir şey görmedim ömrü hayatımda. Bant. Ne oluyor bu evde? Bant ne alaka? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de onu diyorum. Bant ne alaka diyorum yani. Kadın bant görüyor. Tükürüyor. Tamam tükürme. Göreceksin bak. Kesin Ahu'nun oyunu bu. Pes vallahi pes. Yani şimdi her şey bitti. Kabahatli benim kızım mı oldu? Ay sana inanmıyorum Kemal. O senin kızınsa ben de senin karınım. Senin karının akıl sağlığı söz konusu. Senin bu akıl sağlığının daha önceden bozulmadığını nereden bileyim? Sende bir tutarsızlık var. Evet bir tutarsızlık var sende. Ne tutarsızlığı canım? Senin bir günün öbürüne uymuyor. Sürekli problem çıkarıyorsun sen ya. Eve geliyorum, evde başımın etini yiyorsun. Dükkana gidiyorum, cep telefon, pırt telefon, cep telefon, pırt telefon. Rahat huzur vermiyorsun. Bütün huzurumu kaçırdın benim ya. Ya demek öyle Kemal Bey. Şurada evleneli daha kaç gün oldu? Ne çabuk bunaldınız? Bak Ayten, sana son defa söylüyorum. Erkeği evde tutmanın yolu huzurdan geçer. Evet, sürekli ben evden kaçma eğilimindeyim ona göre. Bir de gözümün içine baka baka itiraf ediyorsun öyle mi Kemal? Ayrıca senin o iftira ettiğin güzeller güzeli kızım... ...senin kafa gidikliğine sebep olan bant problemini bilmiyordu mesela. Yapma Allah aşkına Kemal. Onun kafası nasıl çalışıyor sen biliyor musun? Onun kafasında 500 tane tilki dönüyor... ...bir tanesinin kuyruğu ötekine değmiyor. Yok yok, tamam. Ben bu iade meselesini Tüketici Koruma Derneği ile iyice bir konuşmam lazım. Ne iadesi? Seni iade edeceğim Ayten. Ne? Seni. Ayşe, Kemal beni geri iade edecekmiş. Ne? Düşünüyorum dedim ya. Hemen iade edeceğim demedim ki. Ya babacığım sen neyi nereye iade ediyorsun ya? İadeli taahhütlü mektup mu bu? Anlaşamıyoruz ki evladım. Anlaşamamanız çok normal çünkü bu ailenin erkekleri bir problemle hiçbiriyle anlaşılmıyor. Ayşe, sen niye gerginsin kuzum? Ben gergin değilim anne, ben gergin değilim. Bu kız kim ayol? Ben Bahtigül. Öyle mi? Maşallah maşallah. Ben de bu evin hanımı Ayten. Biz hanımefendiyle dükkanda tanıştık değil mi hanımefendi? Ben de bu evin beyi oluyorum efendim. Ona henüz daha karar vermedim Kemal. Allah Allah. Yani ben şimdi bu evin beyi olmak için sizden icazet mi alacağım hanımefendi? Size cevap vermeye bile tenezzül etmiyorum beyefendi. Bahtigül güzel kızım. Maşallah sen bayağı gelişkin, güzel bir kızsın. Sen kime çektin böyle? Ya kuş gibi. Benim kocam da çok yakışıklıdır. Aynı genden geliyorlar. Akraba oluyoruz. Bahtigül, güzel kızım, sen bekar mısın? Bekarım efendim. Oh, oh, çok güzel, çok güzel. Sen benim oğlumla tanıştın mı evladım? Adı Bekir. Berberdeki yıl ışık mıydı o? Hayır canım, ne münasebet. O başka bir yıl ışıktır. Yani benim oğlum son derece beyefendidir, kibardır. Ay görüşüp tanışsanız da bir kaynaşsanız diyorum. Allah Allah. Niye benim oğlumla tanışıp kanları kaynaşmıyor da Bekir'le tanışıp kanları kaynaşacakmış? Ha. Hay! Ayol benim Bekir'im varken senin bu Ali'ne sıra mı gelir? Annem, onlar zaten Ali ile çoktan kaynaşmışlar. Değil mi Ali Bey? O zaman ben hemen Bekir'imi çağırayım da bir tanışsınlar, görüşsünler. Ha? Ha?
Haluk sen niye geldin yine? Denemeye geldim Gülnihal. Denediğimizin farkında değil misin? Ya biz neyi deneyeceğiz ben anlamadım ki. Hani sen geçen gün dedin ya biz birbirimizi sevgili olarak deneyelim dedin. Yok Haluk yani ben dedim ki biz arkadaş olarak kalmaya devam edelim. Hani devamında belki o süreç içinde deneriz dedim belki. Çok tatlısın Gülnihal ya. Biz zaten arkadaşız, biz zaten arkadaşız. Biz devam sürecindeki deneme evresini yaşıyoruz, farkında değil misin? Hadi afiyet olsun. Sağ ol Gül. Nasıl? Kaynaşabildiniz mi? Yavaş yavaş kaynaşıyoruz. Aa, tabii tabii. Kaynaşırken acele etmemek lazım. Yanlış kaynamayın maazallah. O ne demek Gül abla ya? Ben anlamadım. Hani insanın bir yeri kırılınca ne oluyor? Ne oluyor? Ne olacak canım? Doktora gidiliyor. Yanlış kaynamışsa doktor kaynadığı yerden kırıyor, tekrardan kaynatıyor. İşte ikiniz de birbirinize doğru kaynayın ki bir daha bir tarafınızı kırmasınlar diye. Yani ben sizin durumunuza bir gönderme yapmak istedim böylelikle. Gül. Efendim Haluk? Bir daha gönderme yapma. Ben o zaman içeri gireyim. Gül abla sen çok güzel içeri gidiyorsun. Gitsene. O kıza ne işin var Ali? Ne zamandan beri ilişkiniz var? Bana ne zaman söyleyecektin? Çabuk konuş Ali, çabuk! Aşkım saçmalama. Benim o kızla bir ilgim, alakam yok ya. Benim senden başkasıyla bir ilişkim olabilmesi yani söz konusu mu ya? Bilmem, olabilir mi? Çok rica edeceğim. Olamaz tabii yani. O kızla ne işin vardı kafede Ali? Ay canım benim ya. Hadi Ali'm benim, söyle bakayım. O kızla ne işin vardı ha kafede? Ha. Ya kız götür dedi. Ne? Sen öyle her beni götür diyeni götürür müsün acaba kafelere? Sen daha başka nerelere götürürsün acaba? Ali, ben o gardıroba giren kaçıncı kızım ha? Aşkım ben senden bir başkasıyla kafede huzur bulamam, bunu biliyorsun. Ayrıca o gardıropta ben senin yaşadığım özel dakikaları başka kimseyle yaşayamam. Bana laf kalabalığı yapma, bana laf kalabalığı yapma. Seviyorum de bitsin bu ilişki. Ya anlatacağım da konuşturmuyorsun ki beni hayatım. Konuş, konuş, konuşamadım. Vallahi seri konuş. Yemin ediyorum burada lafım bitmeden öldürüveririm seni ha. Tamam, tamam. Konuşmaya başlayacağım ama konuşmaya başlamadan önce sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Sen bizim kafede olduğumuzu nereden biliyorsun? Sen beni mi takip ediyorsun? Ne oluyor? Ben mi? Evet, sen. Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Ah. Bekir geliyor. Bekirciğim gelsin de güzel kızımla konuşsunlar, anlaşsınlar. İyi de ben sizin oğlunuzla niye konuşayım ki? Siz de hiç sormuyorsunuz. Banka eğitimi için geldim, başıma gelmeyen kalmadı. Güzel evladım, bu da bir tür eğitim. Nasıl bir eğitimmiş o öyle? İnsanlarla anlaşma, kaynaşma eğitimi Kemal. Ay hem benim Bekir'im çok tatlıdır. Allah Allah. Neresi tatlı ya? Bildiğin ekşi Bekir. Kemal, benim tepemin tasına attırma, ağzımı açtırma. Ne olursunuz tartışmayın artık. Gerçekten çok yıprandım. Bak kız da yıpranmış ya. Yazık Kemal. Ben de yıprandım. Seninle evlendiğimizden beri yıprandım, bu hale geldim. Ayrıca ben kızımızı Ali'ye isteyeceğim. Ali olabilir. Bak, gördün mü? Kız malın iyisinden anlıyor. Mal mı? Şey yani benim oğlum adam gibi bir adamdır. Onu anlatmak için öyle dedim. Duy bunları Bahtigül'cüm, duy. İşte bu ailede insanlar birbirlerine böyle değer biçiyorlar. En azından bu evde değer biçilecek bir evladım var benim. Seninkine onu bile biçemiyoruz ya. Benim evladım paha biçilemez Kemal. Ondan olabilir mi acaba? Allah Allah, paha biçilemezmiş. Nesine paha biçeceğiz ya senin defolu oğlunun? Defolu sensin Kemal. Bana bak, Ayten alırım ayağın altına. Defolu Kemal. Allah'ım yine başladılar. Ben takip etmedim Ali. Ben hep takip edilen bir taraf oldum, tamam mı? Tabii tabii. Nereden biliyorsun o zaman kafeye gittiğimizi ha? Ben takip etmedim. Ben öyle kafenin önünden geçiyordum. Aa bir de baktım kafede Ali ile Bahtigül el ele tutuşmuş. Ellerini okşayıp birbirlerine figirdeşiyorlar öyle. Ya ne el okşaması? Ben kimseyi okşamam, okşatmam. Yapma gözünü seveyim. Kız ver dedi. Sen de verdin. Verdik tabii. Elimizi vermeden nasıl bakacak el falıma? Yüzüne baksaydı, yüzüne bakıp olmuyor muymuş bu fal? Hoş, bu armut suratın neresine bakacaksa. Armut mu? Kalbimi kırıyorsun vallahi ya. Kalbini kırıyormuş.
yemin ediyorum bu kalbi buradan söker, alır. Çiçe yerime. Aşkım ne acayip laflar ediyorsun. Saçmalama gözünü seveyim ya. Kızla öylesine oturduk. Ayrıca ben yani kötü niyetli bir kız değil yani. Öyle kötü bir şey sezgilemedim ben yani. Aa, ses sen değerlendireceksin. Ya ne alakası var aşkım? Ben seni seviyorum diyorum. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Kapı çalıyor. E tamam ben açarım. Sen çık yukarı. Bu iş burada bitmedi Ali. Bu iş burada bitmedi. Haberin olsun he. Ya bağırma, rezil ettin bizi herkese ya. Ben seni seviyorum dedim. Benim o kızla bir ilgim alakam yok. Hadi çık büyütme. Daha ikna olmadım. Ben daha ikna olmadım. Yürü git kapıyı aç. Allah'ım bu ne acayip bir insan çıktı ya. Of! Ne alakam var benim o kızla? Ne oluyor? Gel, gel, gel. Ne oluyor lan? Oğlum evleniyorum lan ben, evleniyorum. Kimle evleniyor ya? Ya yukarıda bir hatun yok mu? Dallı güllü. Onunla işte. Bahtigül'le mi? Ha, Bahtigül'le. Bahtigül sana bakar mı oğlum? Niye bakmasın oğlum? Bakılacak bir tarafın yok. Ondan olabilir mi? Oğlum bak yemin ediyorum şimdi ayakkabıyı çıkar, sokarım boğazına ha. Şurayı görüyor musun? Bir koydum vallahi burnunu kırarım senin, artistik yapma bana. Ya bir çekil be oğlum. Ben bugüne bugün evliliğe yelken açmış bir Türk erkeğiyim. Artist kaykay. Oğlum kıza sarkma, akraba oğlum o. Anne geldim. Aha baktım. Yavaş lan yavaş hayvan. Yıktın evi başımıza. Ha, gel abi. Bekir, Bahtigül. Bahtigül, bu da benim tatlı Bekir'im. Bekir, nasıl kız? Vallahi anne biz zaten tanışıyoruz kendisiyle. Vallahi su gibi maşallah. Dudaklara bak kıpkırmızı. Dudağımı bir öpeyim. Aman aman istemez. Ay öpmüş kadar oldun. Yılışık salak. Ayol aşk olsun evladım, bir kerecik öpseydi çocuğu. Yok yok sağ olun. İstemez. Harbiden bir kere öpseydim ben. Vallahi ayıp oluyor, öpeyim. Aa, yine de ki oğlum. Ali'yi tanıyorsun zaten evladım. Ali, hadi öpsene yavrum Bahtigül. Ya babacığım ne gerek var? Zaten bütün gün birlikteydik. Gerek yok. Aha, onlar çoktan öpüşmüşlerdir. Ne gereği var şimdi? Ya Ayşe Hanım siz bana neden ikide bir de laf çarpıtıyorsunuz? Maymuna döndüm vallahi ya. Ne oldu? Niye güldünüz? Hanımefendi. Ne yapalım? Ağlayalım mı? Vallahi gelir o saçını başını yolar ama köşecikte öyle ağlayıversin ki görürsün gülünü ha. Aa, sen ne biçim konuşuyorsun misafirimizle? Hem akrabam o benim. Ayşe kızım, çok ayıp oluyor ama. Misafir ya. Ayşe, kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Hayda, evladım sen de öpsene kızım. Çıldıracak mısın beni ya? Baba, ben öpeyim. Otur sen yerine. Öpsene evladım kızım, misafir gelmiş şuraya. Ayıl, Bekirciğimi bile öpmedi. Ali'yi niye öpsün? Demek ki adeti değil kızın öpüşmek. Yani, yani. Yo, ben Ali'yi öperim. Bak, öperim dedi, öperim dedi. Yakın, otur yine. Ah. Hayda, öptü Cafer, bez getir. Of. Sen şimdi durduk yere Ali'yi niye öpüyorsun ya? Sana ne oluyor be? Yo. Hadi evladım, hadi kızım. Hadi baba, baba. İzin ver, ben Bekir'i öpeyim. Ben esmerlerden hoşlanıyorum. Ay yavaş, hayır yavaş. Gel şuradan otur yerine. Öp kızım, öp, gel hadi. Hadi öp kızım. Hadi Ali, öp ulan. Bakamayacağım. O zaman mecburen öpüyorum yani. Ay dur abi, ben açarım kapıyı. Ay çok yakıştınız siz. Sen öpmeye devam et abi. Hadi öp öp, devam devam. Kim bu münasebetsiz şimdi? Sırasını mı buldu? Baba Allah aşkına oturalım, öpecekler beni. Allah aşkına oturalım. Git lan. Otur yerine Bekir, otur. Ne haber Ahuş? Ay kız pembe ne kadar yakışmış sana. Çok beğendim valla.
Gülnihal, giremezsin hayatım, giremezsin. Ay, yukarı çıkacağım. Ay yok Gülnihal, çıkma, yukarıda kavga var. Kavga mı var? Ay dur anacığım dur. Aa, Bekir'le abim senin için kavga ediyorlar. Ay benim pelerinsiz kahramanım gene benim için kavga mı ediyor? Dövüşmesinler. Ay dur bırak dövüşsünler Gülnihal, bırak dövüşsünler anacığım. Ya gerçek erkek mücadeleyi kazansın. Sen de gerçek aşığı bul. Ay saçmalama Allah aşkına ya, çekil bakacağım. Yok yok anacığım dur. Aa biraz ağırbaşlı ol Gülnihal. Aa bana mı söylüyorsun ağırbaşlı ol diye? Sen benim ağırbaşlığımı ayaklar altına aldın ya. Yok fingirde kingirde omuz momuz. Beni bu hale getirdin. Şimdi o eski günlerime geri dönemem. Artık ağırbaşlı bir kadın olamam ben. Aa kızım, kadın dediğin her tür duruma ayak uyduracak potansiyele sahip olmalı anacığım. Ben sana gitme diyorsam gitme, sözümü dinle. Ay ben senin sözünü dinlemeyeceğim artık Ahu. Haluk konusunda da dinledim senin sözünü. Her yerden fırt fırt karşıma çıkıyor, ilişkiyi genişletelim deyip duruyor ya. Ay genişlet anacığım, genişlet ilişkiyi. Ay elini tut çocuğun, daha çok bağlansın sana. Aa ben onun elini niye tutayım ya? Çekil gideceğim. Ay Gülnihal tut annem tut. Oldu olacak tut, elini de tut. Hadi Gülnihal. Allah Allah ya. Lan Ali. Ulan seni dövmek yemin ediyorum farz oldu ha. Sen kimi dövüyorsun lan? Alman pastası ha? Lan oğlum kim bana talip olsa önümü kesiyorsun. Gülnihal Deniz evinde önümü kestin. Bahtlı Gül'le evleneceğim, önümü kesiyorsun. Aa, ben niye seni evleniyormuşum canım? Ha, tabii buldun Ali gibi birini, evlenirsin değil mi Ali? Ne münasebet canım? Ben evleneceğim dedim mi? Çıktı mı ağzından benim öyle bir şey? Kızım sen de bir karar ver artık ama. Hem kalkıp öpüyorsun şapur şupur oğlanı, hem de ben onunla evlenmeyeceğim diyorsun. Allah Allah! Zorla olur mu canım bu işler? Belli ki kız evlenmek istemiyor. Özellikle Ali ile hiç evlenmek istemiyor. Bravo annem, devam et. Demek ki kız Ali ile hiç evlenmek istemiyor. Bak 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 bak, hücumları görüyor musun hücumları? Aman be baba, ne hücumu ya, bırak Allah aşkına. Tabii sen safsın, anlamazsın. Çünkü senin kalbinde kötülük yok. Ben seni adam gibi yetiştirdiğim için senin böyle laf cambazlıklarına aklın ermiyor. Allah Allah! Ne gibi bir cambazlık yapmış olabiliriz acaba? Evet, ne gibi bir cambazlık yapmış olabiliriz acaba? Ne diyorsunuz siz be? Kızımız Ali'den yana oyunu kullandığı için siz hemen önünü kestiniz. İlla oğlunuzu evlendireceksiniz değil mi? Allah Allah! Ne demek Allah Allah? Daha sandıklar kapanmadı Kemal Baba. Oy sayımı devam ediyor yani. Bahtı Dallı, gel kız dışarı çıkalım. Bahtı Dallı sensin, bırak oğlum be. Lan oğlum bıraksana kızı, gene başladın saçma sapan hareketlere. Otur yerine Ali Durmaz. Ya bir kerecik Ali'cimin yüzünü göreyim bari, ne olur. Ay Gülnihal, abimin ablak suratını görüp ne yapacaksın? Sen dediğimi yap, Haluk konusuna yoğunlaş. Bak dünyanın bin bir türlü hali var Gülnihal, kalık gibi kalırsın ortada. Ay ben niye kalık gibi kalıyormuşum? Haluk'a mı kaldım ben canım? Ay her şey olabilir, her şey olabilir. Ayrıca ben son zamanlarda abimle seni hiç yakıştırmıyorum birbirinize. Allah Allah, ben çok yakıştırıyorum birbirimizi birbirimize ama. Ya sen beni dinle Gülnihal, bak alternatiflere yoğunlaş. Anacığım dikkat et diyorum, bak kalırsın yemin ederim. Aa Gülnihal hadi canım, ben seni gelişmelerden haberdar edeceğim. Hadi anacığım anlatacağım. Ayıp oluyor. Seni gelişmelerden haberdar edeceğim. Ben şimdi tamam kadar... babana selam aşk söyle. Tamam mı anacığım? Aşk olsun. Hadi kolay gel. Aşk olsun. Hadi canım, hadi selametle. Of. Ay ben bu gönül işlerini ayarlamaktan bir gün tık diye gideceğim anacığım ya. Bu ne stres ya? Gel kız. Seni kafaya götüreyim. Bu evde benim önümü tıkıyorlar. Ay bırak elimi be. Yılışık. Ali, baksana oğlum kız elden gidiyor. Alsana kızı. Hayatta bu kızı Ali'ye yar etmem. Sen de beni hayatta yenemezsin. Ha ben senin gibi 5 tanesini cebimden çıkarırım. Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben sana soracağım Ali. Ben sana soracağım. Ben masumum, masum. Allah'ım. Ne oluyor be? Ha? 5 dakika boş bırakmaya gelmiyor değil mi? Peki bırak Bahtıgül'ü. Vallahi bırakmam. Tuttum mu artık bırakmam. Tuttuğumu da bırakmam. Hiç bırakmam vallahi. Nereye bırakmıyorsun sen be? Ha? Hayvan bırak. 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 Benim akrabam o. Kimin akrabası? Bahtısı akrabası? Bana ne bak? Bırak. 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 Bırak.
Sen ne diyorsun Ahu bu işe? 10 numara 5 yıldız diyorum babacığım. Aferin. Bu arada sen de kumpas bir insan çıktın. Tebrik ediyorum. Kapı çalıyor. Ben gidip Yakup'a kapıyı açayım. Sen de Bahtıgül'ü ikna et bu arada, olur mu? Babacığım sen hiç merak etme. Ben Bahtıgül'ü değil sülalesini ikna ederim. Aferin kız, aferin. İftar ediyorum seninle canım benim, canım. Thanks babacığım, thanks Bahtıgül. Ya sen benim onaylamadığım halde niye gidip o kızı öpüyorsun ya? Bitti bu iş, bitti. Ne bitti aşkım? Ne oluyor şimdi durup dururken ya? Aşkımızın mahremiyeti bitti Ali. Bal kabağı oldun, kurbağaydın, prense dönüşemedin Ali. Aşkım merak etme, bizim aşkımıza hiçbir şey olmaz. E çok ısrar ettiler, gördün işte. Oho, ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Böyle her ısrar edeni yapacaksan vallahi bak seninle çok işimiz var ha. Ya kurban oldum, vallahi billahi ayıp olacaktı öpmeseydim ya. İyi ama sen de hiç empati yapmıyorsun ha. Ne empatisi be? Ya koy şimdi kendini o kızın yerine, koy. Koydum. Hah, koydun, tamam. Şimdi o kız gibi düşün bakalım, geniş geniş düşün, düşün. Ne düşüneyim? Ya sevgilim sen şimdi o kızsın değil mi? Ha. Benim seni öpmemi bekliyorsun ama ben ısrarla öpmüyorum, ısrarla öpmüyorum. Allah için söyle ya. Kırılır mısın, kırılmaz mısın? Sen ne diyorsun ya? Sen aklınca ne dümeni çeviriyorsun ya? Hangi kadın bir erkek aklıyla çevirmiş dümeni yemiş de şimdi ben yiyeceğim? Ha? Ya sevgilim dümen falan çevirmiyorum. Ben sana bir takım şeyleri izah etmeye çalışıyorum ya. Ya izan bassın Ali. Bak yemin ediyorum o kıza 1 metreden fazla yaklaşırsın. Bak biter bu iş. Tamam mı? Biter vallahi. Orası kolay merak etme de. Aşkım ben bugün hiç duymadım ya. Bana bir alim desene şu yüreğimin yağları erisin. Hadi alim de. Bak bu kulakları böyle çevire çevire koparırım. Bir daha hiç duyamazsın. Ama kalbimi kırıyorsun be aşkım. Ya ben diyorum ki üstümden kamyonlar, tırlar geçmiş diyorum. Sen kalbimi kırıyorsun diyorsun ya. Bak bu 10 parmaktaki 10 tırnağı görüyor musun? Görüyorum. Heh, iyi bak. İşte şimdi böyle yüzünü çizerim. Yemin ediyorum bir daha seni kimse tanıyamaz ha. Heh. Kapış. Allah'ım sen beni böyle imtihan etme ya. Kız şirazemi kaydırdı. İnşallah annesine benzemez sonradan toz tutmaz. Ya toz tutursa halaya malaya dayıya çeksin ya. Seviyorum da. Bilemedim. Yakup, teyzenle konuştun mu? Konuştum babacığım. Ne dedi, ne dedi? Babacığım yani ben ne söylersem o olur. Yani bizim ailede benim sözümden dışarı asla çıkmazlar. Sen bayağı ailede otoritesin yani. Tabii canım otoriteyimdir. Yakup, biz niye görmüyoruz senin bu otoriter tavrını? Babacığım ben sizin yanınızda kedi gibiyim. Yani yoksa sizin sözünüzü böyle çiğneyip geçmek falan düşüneceğim en son şey. Çok seviyorum sizi ya. Bırak şimdi yağ çekmeyi. Sen benim söylediklerimi aldın mı? Aldım aldım. Burada babacığım. Aferin Yakup, aferin. Hadi bakalım Ayten. Bu evliliği savaşa çeviren sensin. Göreceğiz bakalım şimdi, göstereceğim ben sana. Ya babacığım, sizin kadar evlatlarını düşünen yani başka kimse olamaz ya. Bak ne güzel Ali abiyi evlendiriyorsunuz ya. Ne diyorsun sen Yakup ya? Ben Ali'yi mi düşünüyorum? Kendimi düşünüyorum ben. Ali'yi düşünecek halim yok. Ben evliliğimi düşünüyorum. Ayten bu evliliği cehenneme çeviriyor. Benim derdim kendimi Ayten'e ezdirmemek. Eğer ipi eline alırsa kemen dedip geceleri asar beni. Yakup, sen istiyor musun Ali'nin evlenmesini? Yok babacığım, ister miyim hiç? Kim ister Ali abi gibi tipsizin böyle Bahtıgül'le evlenmesini? Yakup, sen şimdi Ali'ye tipsiz mi dedin? Evet babacığım, tipsiz. Yakup, sen hiç aynaya bakıyor musun evladım? Sıklıkla bakıyorum babacığım. Ne görüyorsun aynaya bakınca evladım? Kendimi. Tabii kendini göreceksin. Selahattin'i görecek halin yok herhalde. Sen sıfatının farkında mısın? Farkında değilim babacığım. Hah, iyi ki farkında değilsin. Yoksa aynaya bakar bakmaz düşüp bayılırdın. Ya ben niye söz veriyorum Ali'yle? Vallahi beni pişman ettiniz geldiğime ha. Deli misiniz siz? Ha yani çok zeki insanlar sayılmayız ama... hafif de akıllıyız yani. Ben anneme gideceğim peki Ahu.
Ay annenle konuştuk zaten. Annen dünden razıymış seni vermeye, baş gözetmeye. Hem zaten düğün değil, nişan değil. Biraz aranızda konuşun, kaynaşın anacığım. Ya sonra elden hiç hoşlanmazsam? Sözü atarsın. Yazık değil mi çocuğa, hiç üzülmeyecek misin? Ay ne üzüleceğim, göbek bile atarım valla. İşim gücüm yok da abime mi üzüleceğim? Ay sen ne biçim bir kardeşsin Ahu ya? O biçim bir kardeşim anacığım. Sen şimdi onu bunu boş ver de abimi hiç sevmesen de aşıkmışsın gibi davran, tamam mı? O Ayten'le Zevzek oğlu kudursun. Ayşe'ye de fors atmayı unutma. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Amin anacığım, amin. Ama bak burada derdimiz bizim Ayten. Savaşımız onunla. Abimi de arada kullanıyoruz işte. Ben? Ya ben? Sen maşasın anacığım. Ay Ahu bari bu kadar açık söz olma be. Sen şimdi makyajını tazele, rujunu aban, tamam mı? Dudaklarında böyle ben buradayım desin. Acaba dudak dolması mı yapsak kız? O ne be? Ay neyse, senin dudaklar zaten yeterince dolmalık, yapmayalım onu. Sıklamen rujun var mı? Onu sür. Hı? Onu sür, daha böyle ortaya çıksın. Unutma dediklerimi. Fingirdemeyi unutma, kişne biraz, şöyle omuz hareketi falan. Tamam mı? Bahtıgül, çok güzelsin kız. Hadi anacığım. Ahucuğum, her şey hazır mı yavrum? Hazırız babacığım. Çok mübarek, çok muhteşem bir gece bugün ya. Hadi bismillah, başla baba. Başlıyorum yavrum. Değerli misafirler. Kimmiş ayol onlar? Siz, biz, hepimiz, buradakiler. Baba hayırdır, ne oluyor ya? Hadi hadi, başına talih kuşu kondu, tipsiz Ali. Söyleyene bak, sanki Brad Pitt, artist. Evet. Ali hadi kalk ayağa. Aman be babacığım, ne söyleyeceksen oradan söyle. Kalk lan ayağa! Çıldırtma beni! Tabii baba. Hadi kızım çağır. Çağırıyorum. Şimdi karşınızda... güzel mi güzel... uzun mu uzun... sarı mı sarı... afet mi afet... akrabam olur kendisi... Bahtıgül geliyor. Gel. Sen de bu tarafa başlayalım. Gel şuraya bakayım. Ali! Ne Ali Ali? Sen niye Ali diyorsun ki? Anlamadım yani. Sus be! Çemkirme! Evet, hazır mı kızım? Anne! Yoksa bunlar? Yok artık! Yok artık! Sen ne yapıyorsun Kemal? Ayten'cim, bu akşam seni çime gömüyorum. Bahtıgül'le Ali'mi sözlüyorum. Ne? Ne? Ay Ali, hadi gözün aydın, iyisin. Yaşadın vallahi. Ya baba, dalga mı geçiyorsun sen beni? Bırak Allah'ını seversen ya. Hayır evladım, dalga geçmiyorum. Hazır mı kızım? Ver şunu bakayım. İşte. İşte. Evet. Ver bakayım parmağına kızım. Evet. Bazen kendi işini kendin çözeceksin. Hayat bunu gerektirebilir. Evet, ver Ali'cim, sen de parmağını. Tüm bunları sırf bana inat olsun diye yapıyorsun değil mi Kemal? Sırf beni kızdırmak için yapıyorsun. Yes! Anne! Bana kapatın! Sen hiç üzülme oğlum. Ben sana daha iyisini alırım. Lan evladım! Yalan!